Bayıldım yavrum, tam idealimdeki erkek. Bir de babana soruver. Abi nasıl buldun? Bu oğlanı. Bayıldım yavrum. Bilme. 10 yaş genç olsaydım ben ona yapacağımı bilirdim burada. Tüm sizin zevkinize be. Ne var? Ulan bunun nesini erkek diyorsunuz? Herif erkekten ziyade modeli geçmiş belediye otobüsüne dönmüş. Görmüyor musun durduğu yerde böyle gidiyor? Ayol, şimdiki genç kızlar bu tip erkeklerden hoşlanıyorlar. Şimdiki genç kız? Evet. Bu tip erkekleri... Bu tip. Erkeklik bu hale düştüyse ben istifa ediyorum erkeklikten. Tamam. Lanet olsun. Neyse. Hadi. Kızın yanında bunlar konuşup da yüz göz olmayalım. Leyla, amcandan parayı aldın mı? Baba, topu topu 15 gün oradaydım, gidemedim amcama. Ya, doğru söylüyor kız. Duydun mu? Özel bir maksatla Paris'e amcasını görsün, para alsın diye gönderiyoruz. Kız Paris'te 15 gün kalıyor, amcayı görmeye vakit bulamıyor. Aman ilahi Yasin, kızımız 15 gün kalmış orada. Gezip eğlenmek dururken amcasını mı düşünecekti? Sen böyle söylersen yarın tepemize çıkar bu. Ulan ben seni amcandan para al diye mi gönderdim? Yoksa böyle dandini züppelere sevdalan diye mi ha? Sevdalanmak mı? Sevdalanmak, ay ne kadar banal. Yok ya. Biz onunla sadece takılıyoruz baba, o kadar. Herifle? Evet. Takılıyorsunuz. Takılıyoruz. Duydun mu? İnşallah evleneceğin zaman babana danışmayı unutmazsın yavrum. Bir kere evleneceksem önce paşa gönlüme sorarım. Sonra da çok sevgili mamime. Canım benim, canım benim. Belki ondan sonra sana. Ha, belki. Evet, belki. Hadi git arkadaşına yardımcı ol kızım benim. My darling! Mami. Mami? Sen mami, ben papi. Evirdin çevirdin şu kızı, kendine benzettin ya. İftihar et, tabii ki anasına benzeyecekti. Sana benzerse evde tursusunu kurardık kızı. Evet, sana benzediği için de pazara çıktığı zaman pazarcılar peşine hadi, takılıyor hadi, kızı. Hadi konuşma oradan. Mavi kabahat bende. Neden? Kendimi ziyadesiyle işime gücüme verdim, kızımın terbiyesiyle meşgul olamadım. Ama aklım başıma geldi. Şu andan itibaren kızın terbiyesini ben alıyorum üstüne. Ayol sen ne akla kızın terbiyesini üstüne alıyorsun? Ne demek ne akla, ben onun babasıyım be. Ayol sen babasıysan ben de anasıyım. Anası olmuşsun da ne yaptın be? 9 ay 10 gün karnımda taşıdım onu. Alırsın amalık paranı, çeker gidersin, hiç ukalalık etme hadi. Hadi konuşma, konuşma. Sorumsuz kadın seni. Ne? Sen Allah'tan korkmaz, bu züppeye kız vermeye bile kalkarsın be. Ay, verdim gittim yine. Allah esirgesin. Kızı tutar kulağından denize atarım, herife vermem. Benim aylık kazancım o züppenin otomobilinin benzin parasına yetmez. Ay, onun senin parana ihtiyacı yok ki. Biliyorum, papisini yiyor. Papisi ölünce mi yiyecek ondan sonra? Onu bunu bilmem. Benim damadım olacak adam, adam gibi adam olacak. Erkek gibi erkek, böyle taşı sıksa suyunu çıkaracak. Öyle mi? Evet, namuslu, dürüst olacak. Yoksa böyle biri mi var? Var. Kimmiş bu müstakbel damadımı, söyle de öğrenelim. Ne zamandan beri sana bahsetmek istiyordum ama fırsat bulamamıştım. Bahset. Eğer Allah nasip ederse kızımı yağ fabrikamın ortağı Mahir'e vereceğim. Ne? Mahir. Ne diyorsun sen? Ben o pis yağ kokulu herife kız değil koz bile vermem. Ne çabuk burnum büyüdü be. Benle evlendiğin zaman ben de yağcıydım. Ne var hiç yani? Hiç de değilsin. Ben koskocaman paşalardan gelmiş bir kadınım bir kere. Kim paşalardan? Ben. Sen? Evet. Ay senin baban paşa mıydı? Ay yeni mi öğreniyorsun? Ben koskocaman paşanın kızı değil miyim? Ulan senin baban eşekçi Ömer değil mi lan? Hadi oradan. Büyükada'da eşek kiraya vermiyor mu? Senin baban eşekçi Ömer, annen de çamaşıra giderdi be. Ne münasebet. Annem çamaşır öğretmeniydi bir kere. Çamaşır öğretmeni. Evet. Babamı tanır mısın? Yok. Bulaşıkçı profesörüydü benim. Hadi konuşma, ya, konuşma. Aşkına. Nesi var aslan gibi çocuk be? Dürüst, namuslu, çalışkan, tutumlu. Öyle mi? Evet. Bana bak Yasin. O adam bundan sonra buradan içeri adımını atamaz. Hele bir gelsin. Ayaklarını tutup böyle cıyaaat diye ikiye yürürüm. Hiç anlamam. Ortamdır, istediği zaman da gelir. Hayır, asla gelemez bu eve. Ha, erkek dediğin de onun gibi olur. Öyle mi? Tabii. Hiç mi erkek görmedik sanki? Tak 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 tak. Geldi. İyi adam lafının üstüne gelir. Aa, bak bak. Ekonomi bakanı olacak adam be. Neden? Ceryan masraf olmasın diye zile basmıyor. Ağzından kapı çalma taklidi yapıyor. Hadi oradan. Kov yaptın şu adamı. Gel oğlum Mahir gel. Kovacaksın adamı. Bak tamam mı? Gözün erkek görsün, erkek ay, be. Hiç görmedim. Ey yavrum benim be.
Ne oluyor? Sen çekil şuradan. Sana ne oluyor lan? Alkışlıyorlar. Ulan beni alkışlıyorlar, sana ne? Hadi lan, hadi. Adama bak be. Gel şöyle. Yasin kaynağım. Nerede kaldın lan? He? Hani erken gelecektin? Sabahın yola çıktım, yeni geldim işte. Bana bak, İbrahim geldi mi zeytin getirecekti iki kamyon. Beğenmedim, o kamyon o zeytinden alma. Bana da numune göndermiş ama ben anlamadım şeyi. Bak bakayım şu şey, nasıl bir şey. Memnuniyetle mi gönderdi zeytin? Yok ya, numune göndermiş diyorum. Numune. Ha, bak bakayım. Yok ama bu zeytin inmez. Lan lan. Allah'ın kuşuna gitmesin. Kaba herif. İnsan zeytini alır da yere mi atar lan salonun ortasına? Nereye var? Ne bileyim, koyacak bir yer bulamazsa kimsenin bakmayacağı bir yere sıkıştırıverir. Öyle söylesene. Sen kaba, diyorsun ki görgüsüz. Kimse görmesin zeytini. Abi, koyduğun yeri. He, kimse görmesin. Nereye koyacaksın baba? Nereye koysan koyacaksın. Ya öyle bir yere koy ki oraya kimse bakmasın. Beni şaşırdın kal. Ulan ulan ulan. Ulan orası kimsenin bakmayacağı yer mi lan? Kim bakar lan oraya be, sen de adamın sinirini bozma be. Al lan oradan. Al o zeytin. Aa, ne yapıyorsun be, sen çıldırdın mı adam? Ne yapıyorsun öyle ya yarım? Ne yapıyorsun lan öyle? Ne yapıyorsun? Yasin. Hangi yarışlarda beygirlere koyuyorlar bunu biliyor musun? Bırak lan onu. Bırak elini de. Hadi bayanlar, salı pazarına ya, salı pazarına ya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, ver şunu. Bana bağlı, seni... ben özgüz büyüdüm. Ben seni adam edemeyeceğim arkadaş. Ulan uğraştım, çalıştım, çabaladım. Seni bir fabrikatör yaptım, yağ fabrikamı ortak yaptım. Politikacı yaptım, milletvekilliğine adaylığını koydurdum. Ama adam edemedim. Adam gibi adam, bir yere girdiği zaman evvela sağına soluna bir bakar. Baktım. Ne gördün? Senin avrat oturuyor. Kaba herif, avrat mı denir? Kaba mı oldu? Tabii. Affedersin, sizin gancık oturuyor. Ulan orada bir yere kadın oturuyor be. Sen buna kadın mı diyorsun be? Nesi var? Sen benim aramı görmemişsin. Yok ya, nesi var, kadın işte be, neye benziyor? Güzel de bir kadın be, senin karın. Saçmalama, öyle değil oğlum. İnsan bir yere girdiği zaman sağa sola bir merhaba der. Dedim. Bana dedin, karıma dedin. Misafirlere dedim. Karıma dedin mi? Demedim. Hadi git karıma merhaba de. Hanımefendi, merhabalar. Mersi! Hoş! Hoş! Üstüme saldı birdenbire. Tabii insanlar ya. Öyle köy kahvesine girer gibi bir kadına merhaba denmez. Nasıl kadınlar denk? Nazik mahluklardır. He. Gönüllerinin alınması lazım. He. Hadi kalk, karımın gönlünü al. He? Karımın gönlünü al. Yasin, hı? Sen karının gönlünü alamıyor musun lan? Öyle değil oğlum. Hı. Kadınlar iltifattan hoşlanır. Hanımefendi bu ne güzellikte. Bugün dünden daha genç, daha güzelsiniz de. Karına. Evet. Yasin, hı? Ben yalan söyleyemem. Allah aşkına, söyle, oturun için oturma, hadi, hadi. Efendim, affedersiniz. Bugün her gün günden daha güzelsiniz. Teşekkür ederim. Bu? Gördün mü? Ama yarın ne olacağım belli olmaz. Bana bak! Sen de bugünkünden daha ayısın, ayı! Karım bana ayı dedi. E niye gülüyorsun? Ayı benim yanında bu kadar kalır da. Yok arkadaş. Niye kızdı hakikaten? Tabii kızar oğlum, sen adam olmayacaksın. Billahi olmayacaksın ha. Ne oldu, hayrola? Neyse, canım sıkılıyor bugün. Ne oldu? Niye geç kaldın, sen onu söyle evvela. Niye geç kaldın bu kadar? Nurettin'i rastladım ya. İyi uyuyamadın mı? Uyuyamadım abi. Kabus mu gördün? Gördüm. Ne gördün? Öbür dünyayı gördüm. Ne yaptın? Ulan ben çok merak ederim. Anlatsana, öbür dünya nasıl bir yer? Güzel, çok güzel yer. Ha. Kalabalık her taraf. Efendim geziyorsun. Şeyler orada arıyor zaten, kapıdan geçerken soruyorlar. Niye geldin filan filan diyorsun. Ondan sonra ben orada ilk girdiğim gün işte, rüyada oluyor bu. Ha. Beni şey karşıladı, şeytan. Şeytanı gördün mü? Gördüm. Allah aşkına. O da beni gördü. Ne yaptı?
Ulan dedi, sen Nejat Uygur değil misin? Aa. He dedim. Senin kasetlerin var dedi bende. Şöyle yaptı. Seni çok severim dedi. Yani şeytan sana geldi de böyle seni çok seviyorum oğlum mu dedi. Bir arzun var mı dedi. Ha, sen ne dedin? İki sabun daha yap çıkacağım dedim. Sonra? Ondan sonra birdenbire bir şeytan şöyle bir şey döndü başta şöyle yaptı. Öbür dünyadan hoş geldiniz. Hoş bulduk herkes bağırdı. Şimdi sağ taraftaki kuyuyu görüyor musunuz dedi. Ne kuyusu bu? Göl, göl. Göl ne göl. Gölü? Ateşler çıkıyor. Ateş gölü. Evet. Ulan anlat anlat sonra. Heh. Ondan sonra şeytan dedi ki öbür dünyadayken karılarını aldatan erkekler ateş havuzuna atlayın. Herkes gidiyor. Ulan bizim memlekette o kadar zampara olduğunu bilmiyordum ben. Sen ne yaptın sen? He? Sen ne yaptın? Ben de duruyorum. Kasıldın kaldın öyle. Kolay gidemiyor. Size seslendim. Bilmiyor musunuz? Öbür dünyadayken karılarını aldatan erkekler ateş havuzuna atlayın. Atlayın. Şeytan geldi bana böyle yaptı. Sağır numarası yapma, atla eşi olaşır. Evet.